Merhaba sevgili arkadaşlar. Özlem'in Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz. Uzun bir süredir hızlı bir tempoyla Selçuk Festivali'ne hazırlanıyordum. Buradan çekebildiğim, yani o yoğunluk içerisinde çekmeye fırsat bulabildiğim bazı videoları sizlerle paylaştım. Tabii ki ürünlerin tamamını paylaşmam mümkün olmadı. Ama kanalım devam ettiği sürece zaten ürünleri tek tek sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada bir Selçuk Festivali geçirdik. Bu 6, 7, 8 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Ben o sırada küçük videolar çekmeye çalıştım. Fakat bunlar daha benim ilk deneyimlerim olduğu için acemilik yaşıyorum. Her anı kaydetmeyi beceremiyorum açıkçası. Yani burada yapabildiğim çekimleri birazdan sizinle paylaşacağım. En azından orada kurmuş olduğum sergimi, sergide yayınladığım ürünlerimi ve o anda Selçuk Festivali'nin o sanatsal caddesinde el emeğiyle katılan diğer arkadaşların ürünlerini ve standlarını sizinle paylaşacağım. Umarım bu gezintiden keyif alırsınız. Evet sevgili arkadaşlar, bugün Selçuk Festivali'ndeyiz. Özlem'in Sanat Atölyesi bir süredir çalışmalarını Selçuk Festivali için gerçekleştiriyor. Şimdi tezgahımızı gezdireceğim size. Gördüğünüz gibi taburelerimiz. Kaşıklık çalışmamız. Anahtarlıklar. Tepsi çalışmalarımızı beraber yapmıştık. Burada postalıklar var. Deniz Kızı takı kutusu çalışmamız. Sandıklar, kitap kutular ki bunları henüz sizinle paylaşamadım. Çay kutumuz biliyorsunuz. Asansörlü kutularımızın çekimlerini yapıp yayınladım sizin için. Her birini birlikte çalıştık. Ve çekiliş kutumuz. Çeşitli takı kutuları, peçetelikler. Daha çalışmadığımız birçok ürün var. Bunların her birini sizin için tekrar çalışıp çekeceğim. Poşetlikler, ekmek dolapları, mumluk, güzel takı kutumuz. Ve şimdi bir de size at arabamı göstermek istiyorum. Çok zevkle yaptığım bir çalışma. Sizinle detaylı olarak da çalışacağız bunu. Aşağıda beşik çalışmasını, gazetelikleri görüyorsunuz. Sehpaya daha hiç giremedik sizinle. Bundan sonra daha çok ve rahat bir şekilde çalışacağız.
mutfak duvarlarını süsleyen değişik objeler, çiçeklikler, böyle küçük bir standımız var Selçuk Efes Festivali'nde. Evet, şimdi festivalin diğer standlarını da gezdirmeden önce size sallanan sandalyemi göstermek istiyorum. Tamamı el boyaması, renkli eskitme. Güzel bir çalışma. Çocuklar için tasarlanmış. Ve yine transfer tamamlama bir sehpa takımı. Şimdi Selçuk Efes Festivali'nin diğer standlarını gezelim. Buyurun.
Evet, kısa çekimlerle size tanıtmaya çalıştığım Selçuk Festivali'nde aslında çok güzel anlar da yaşandı. Bunların fotoğraflarını arka bölümlere yerleştirmeye çalıştım. Her festival çok zevklidir. Katılan katılımcılar bunu çok iyi bilir. Orada geçirilen her an, dostluklar, esnafların birbiriyle kurduğu dayanışma inanılmaz zevklidir. Ben de bu festival girişimciliğine bundan 5 yıl önce başladım. Küçük bir standla girmiştim yine Selçuk Festivali'nde olduğu gibi. Daha sonra kendimi geliştirdim. Bayındır Çiçek Festivali'ne katılıyorum. Bir kez Bostanlı Çiçek Festivali'ne katılma şansına sahip oldum. Selçuk Festivali'ne de 4 yıldır katılıyorum. Özellikle Bayındır Çiçek Festivali'nde oldukça büyük bir sergi oluşturuyorum. Mayıs ayında gerçekleşiyor. Şimdi bu geçtiğimiz dönemde Selçuk Festivali'ni tamamladık. Bundan sonraki çalışmalarımız da Mayıs ayı için olacak. Ama henüz çok erken. Onun için YouTube'la ilgili çalışmalarımı gerçekleştireceğim bu arada. Sizlerle katıldığım tüm festivalleri paylaşmak için buradayım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.